Merhaba canım takipçilerim. Hepiniz hoş geldiniz. Başka bir haftalık burç yorumunda daha birlikteyiz. Bu hafta sizlere tek tek bütün burçlar için ne oluyor, ne bitiyor hepsini anlatacağım. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Özellikle bu hafta artık harekete geçebilirsiniz. Çünkü neden? İlk başta daha öncesinde işte Merkür retrosu vardı. Daha sonraki hafta işte Sadasati dediğimiz Ay, Satürn'ün önceki evinde, Satürn'ün olduğu evde, Satürn'ün sonraki evindeydi. Ne yaparsanız bir mutsuzluk ve sorun etkisi çok yoğundu. Şimdi çok daha rahat bir sürece doğru gidiyoruz ama hala Jüpiter'in boğulması var. Jüpiter'in rahatlaması da Aralık'ın 20'sinden sonra zaten olacak. Apayrı bir konu, onlara zaten daha gireceğim. Şimdi tek tek burçlarla ilgili şunu söylemek istiyorum. Hızlıca geçeceğim bütün burçlardan. Koç burcu özellikle finansal konular ve parasal konularla ilgili yoğun bir gündem yaşıyor. Ama haftanın devamına baktığımız zaman özellikle haftanın devamında Koç burcu için gündem değişecek. Koç burcu finansal konulardan özellikle daha çok babanın ailesi ve aynı zamanda devletle ilgili konular, eğitim konuları, daha bu tarz konulara doğru bir geçiş yapıyor. Çok hızlı bir hafta olacak onlar için bazı konularla ilgili. Ama birazcık daha rahatlamanıza var. Bunu almış durumdasınız, sıkılmış durumdasınız. Evet, ama kesinlikle önümüzdeki dönemde çok daha bir rahatlayacaksınız. Özellikle finansal konularla ilgili ve evrak kağıt işlemleriyle ilgili daha rahatlayacak ama Aralık'ın 20'sinden sonra aslında tam rahatlamaz. Şimdi Boğa burcu ile ilgili, Boğa burcu daha çok ilişkilere yönelik, ilişkisinde karşısındaki kişiyi devamlı düşündüğü bir sürecin içinde ama bu sürecin içinden bu haftanın sonundan itibaren değişiyor gündemi. Bu haftanın sonu evet ya, pazar günden sonra değişiyor ama daha çok ben size söyleyeyim. Hemen söylüyorum. Cuma günü, Perşembe Cuma günü gibi Boğa burcunun çok ilişkilere dair yoğun düşünce sistemi değişecek ve daha finansal konulara, daha özellikle kendi gücüyle ilgili konulara, daha çok bunlara doğru bir geçiş yapacak. İletişimleri de daha çok bu konuya kayacak. Öncesinde çok ilişkilerle ilgili düşünmüş, almış vermiş. Bu Perşembe Cuma'dan sonra adım adım değişiyor gündemi ve konusu ve daha hızlı bir şekilde bir ilerleme olacak ama ilişki hayatında bir agresyon, bir gerginlik, bir sinir, öfke, kızgınlık olabilir. Sakin olun, pozitif olun. İleriki süreçte rahat edeceksiniz. Bu hafta birazcık sakin gidin. Kavga etmemeye özen gösterin. İkizler burcu için iş hayatında açıkçası bir yoğun bir şekilde düşündüğü, iş hayatında beraber çalıştığı insanları yoğun bir şekilde düşündüğü bir dönemden İlişki hayatına geçiyor. İlişki hayatındaki insanlara daha çok yoğun bir şekilde düşüneceği, daha çok oraya odaklanacağı bir dönem. İletişiminin de daha çok orayla ilgili olacağı bir döneme geçiyor. Özellikle Perşembe, Cuma günü gibi sonrasında ama iş hayatına beraber çalıştığı insanlarla ilgili bir agresyon, gerginlik, kızgınlık olabilir. Aynı zamanda işle ilgili ve yapacağı konularla ilgili, başarıyla ilgili konularda çok daha aktif, hareketli olacağı bir sürecin içine gidecek. Beraber çalıştığı insanlarla kavga etmemeye çok özen göstersin. İkizler burcu özellikle ilişki konuları ya da bazı böyle ikili konularında çok boğulma, sıkılma geçiyor. Aralık'ın 20'sinden sonra daha rahatlayacak onlarla ilgili. Yengeç burcuna özellikle geçecek olursak daha çocuğuyla ve çocuğuyla ilgili konulardan, daha iş hayatı, beraber çalıştığı insanlar, annesinin ailesi ve kendisine yakın bazı insanlarla ilgili bir gündeme geçecek. Perşembe, Cuma günden sonra geçtiğimiz haftadan beri daha çocuğu ve kendi yarattığı, ürettiği şeyler, yatırımlarıyla ilgili bir gündemdeyken daha çok annesinin ailesi, beraber çalıştığı insanlar, iş hayatı, başarı konuları, yatırımlarından elde edeceği kazançlar daha çok bu gündeme geçiyor. Ay, daha bu COVID yaşadım ya, adım adım atlatıyorum. Ama çocuğuyla ilgili biraz agresif, gergin bir süreç yaşayabilir. Sonrasında geçecek. Finansal konularla ilgili bazı bir şeylerin çözülmesini bekliyor. Aralık'ın sonundan sonra çözülecek ve çok daha rahatlayacak. Şubat'ın, 2022 Şubat'ın 15'inden sonra
Nisan sonuna kadar daha rahatlar. Aslan Burcu ile ilgili. Aslan Burcu ilişkiler hayatında gergin bir süreç yaşıyor. Evle ilgili uğraşıyor bu dönemden. Evden yatırım konularına, çocuk ya da kendisine çok yakın olan insanlara özellikle yöneleceği bir süreç yaşayacak. Ama Perşembe Cuma'ya kadar daha çok eve yönelik. Perşembe'ye kadar eve yönelik bir süreçte sonrasında açılıyor. Çok daha rahatlayacak, çok daha olumlu bir şekilde onu etkileyecek. Onu da söyleyebiliriz. İlişkileriyle ilgili de bir şeyler aile yerine oturuyor. Finansal konularla ilgili, endişeleriyle ilgili de o daha 2022 Kasım sonu Nisan başı çok daha iyi. Yok. 2022 Kasım sonundan sonra 2023 Nisan'ın sonuna kadar olan dönemde açılıyor. Başak Burcu ile ilgili, Başak Burcu daha çok evrak kağıt işlemleri, eğitimler, seminerler gibi konularla ilgili yoğun bir gündemden ev konularına geçiyor Perşembe Cuma'dan sonra ve daha çok evle ilgili uğraşacağı annesi, kendisine yakın insanlar daha çok bu gündemlerle ilgili yoğun olacağı bir dönem. Beraber çalıştığı insanlarla ilgili çok mutlu değil. Bazı sağlık konuları, annesinin ailesi, başarı konuları vesaire çok mutlu olmadığı bir süreç ama önümüzdeki dönemde açılıyor. Çok daha rahatlayacak ve çok daha pozitif yönde onu kesinlikle etkileyecek. Bunda şöyle bir değişim, bir çözülüm yaşayacak. Şimdi bunun yanında Terazi Burcu'na özellikle gelecek olursak eğer, Terazi Burcu için parayla ilgili çok yoğun bir şekilde odaklandığı bir dönemden daha çok ailevi konulara, ilişki hayatına, seyahatlerine yöneleceği bir konuya özellikle yöneliyor. Perşembe Cuma'dan sonra bununla ilgili değişim yaşayacak ve daha o tarafa doğru kayacak. Beraber çalıştığı insanlar ya da hayatlık bazı konularla ilgili çok mutlu olmadığı bir süreçten özellikle daha mutlu olacağı bir sürece geçiş yapmasına biraz aralığın sonu 2022 başından sonrası var. Oraları anlatacağım zaten sonra burçlara. Birazcık sıkıştığı, bunaldığı bir süreçten geçiyor ama önümüzdeki dönemde çok daha rahatlayacak. Akrep Burcu çok daha kendisi, kendi kimliğiyle ve kendisiyle uğraştığı bir süreçten daha paralarla ilgili bir sürece geçecek. Para, iletişim, konuşma bunlarla ilgili. Evle ilgili çok mutlu değil. Önümüzdeki süreçte adım adım bazı şeyler yerli yerine oturuyor ve düzeliyor ve daha iyiye doğru gidecek. Yay Burcu için açıkçası kafası böyle bir dünyada, daha sanal bir alemde, işte bir kitap okuyayım, bir film seyredeyim ya da böyle bir hayal dünyasında yaşayayım noktasında daha çok internet, sanal alem gibi bir dünyanın içinde yaşarken oradan birden daha kendisine, kendisiyle ilgilenme, kendisine bakım yapma gibi bir sürecin içine adım atacak Perşembe Cuma'dan sonra ve çok daha rahatlayacak ve özellikle daha kendisine dönmesiyle birlikte daha hayatıyla ilgili bir şeyleri de daha hızlandıracağını da söyleyebilirim. Eğitim konuları, evrak kağıt işlemleri ve teknolojik konularla ilgili sıkıldığı, bunaldığı bir dönemde aile ilişkilerle konusuyla önümüzdeki dönemde adım adım rahatlayacak ama daha var. Onları ileriki süreçte anlatacağım. İyi olacak sonuç olarak. Oğlak Burcu özellikle iş hayatı arkadaşları, beraber çalıştığı insanlar, kazançları ile ilgili konuları çok düşünüyor. Önümüzdeki dönem birazcık artık böyle bıktığı, sıkıldığı, dinlenmek isteyeceği bir sürece doğru giriyor. Ve Perşembe Cuma'dan sonra daha tatil yapayım ya da daha spiritüel, ruhsal konulara da yönelebilir. Arkasından bir iki hafta sonra daha kendisine dönecek. Birazcık adama ihtiyacı var. Parayla ilgili çok endişeli ama iyi olacak. Kova Burcu'na özellikle gelecek olursak eğer, Kova Burcu iş hayatında çok olumlu ve pozitif yönde gelişmeler yaşayabileceği bir dönemde, açılımlar yaşadığı bir dönemde ama kendisi mutsuz. Eğer ki Ay Burcu'nuz kovaysa zor bir dönemden geçiyorsunuz zaten. O zaman iş hayatınız için de çok kolay değil ama bir şeyler çözülecek, açılacak sonuç olarak. Çok zor dönemlerde de insanlar çok muhteşem şeyler yaşıyor. Zor dönem demek illa hiçbir şey olmayacak anlamına gelmez. Mücadele vereceğin, uğraşacağın, çaba sarf edeceğin bir dönem anlamına gelir. Şu dönem iş hayatından daha çok arkadaşları, kazançlarıyla ilgili bir sürece doğru ilerleyecek Perşembe Cuma'dan sonra. Balık Burcu'na gelecek olursak eğer, Balık Burcu için özellikle babasının ailesi, devletle ilgili olan konular, mahkemeler, eğitimlerle ilgili bir gündem onlar için çok yoğun. Ama
önümüzdeki dönemde çok şifalanacaklar, çok mutlu olacaklar. Aralığın sonu ile Nisan'ın başı arasında çok pozitif yönde gelişmeler yaşayacaklar ve onları çok pozitif yönde etkileyecek. Bu haftanın Perşembe Cuma günden sonra daha iş, karizma, itibar, görünürlükleri, bilinirlikleriyle ilgili bir sürecin içine doğru giriyorlar ve çok daha iyi olacak. Evet, bütün burçlardan bahsettim. Şimdi önümüzdeki dönem zaten daha çok burç yorumları yapacağız. Bizi takip edin. Günlük zaten astroloji yapıyoruz. Şimdi aylık olarak da geliyor. Aynı zamanda 2022 senesini de anlatacağız ve önemli açıların burç yorumlarını da anlatacağız. Hepsine bakarsanız hem yükselen hem ay burcunuzu da takip ederseniz her şeyi çok daha iyi anlarsınız. Evet. Sizi seviyorum. Bu can sizi çok seviyor. Lütfen abone olun, takip edin. Beğenin, aşağıya emoji bırakın, bir şeyler yapın. Mua! Sizi seven bir can.